3 Eylül Sındırgı'nın kurtuluşu etkinlikleri kapalı pazar yerinde yapıldı. Sındırgı Kaymakamı Hüseyin Çelik, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, askeri ve mülki erkan, davetliler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlama törenleri çok görkemli geçti. Yapılan konuşmaların ardından özellikle yabancı misafirlerin halk oyunları büyük bir beğeniyle izlendi. Sibirya Şor Türklerinin gösterisi de halkın beğenisini kazandı. Dağlarına şov! Sındırgı dağlarına saygı! Sındırgının ulu gücü su! Sındırgı sularına nehirlere saygı! Yerinde şov! Sındırgı topraklarına saygı! Şamanın yardımcıları yemek veriyorlar ateşe. Bayram kutlamalarından sonra 16. Uluslararası Sındırgı Yağcı Bedir Halı, Kültür ve Sanat Günlerinin açılışı yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sındırgı'nın el emeklerinin sergilendiği bu festivalin önemine değindi. 16.sını tertip ettiğimiz Sındırgı Yağcı Bedir Halı, Kültür ve Sanat Günlerine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sındırgı Belediye Standı'ndan başlayarak 19 tane Yağcı Bedir, Karakeçili ve diğer Yörük köylerinin, Manav köylerinin reyonlarını göreceğiz. Sındırgı'nın el işi, el emeği, Yağcı Bedir halısı başta olmak üzere diğer el sanatlarını göreceğiz. Ve Sındırgı'mızda diğer faaliyette bulunan ticari işletmelerin standlarını göreceğiz. Ve ilçemize Akhisar, Gördez, Demirci, Balıkesir merkezden gelmiş esnaf kardeşlerimizin standlarını göreceğiz. İnşallah 4 gün boyunca dolu dolu geçecek olan bir Yağcı Bedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri programı olacak. Bizim tabii ki el emeği göz nuru dediğimiz 3000 yıllık tarihi olan Sındırgı Yağcı Bedir Halısı'nın hem dünyaya tanıtmak amacıyla hem de Sındırgı'nın diğer kültürel değerlerini bütün Türkiye'yle hatta bütün dünyayla paylaşmak amacıyla böyle bir organizasyon içerisine girdik. Ve şu anda 8 tane de yabancı topluluklardan, yabancı ülkelerden ta Sibirya'nın Şor Türklerine kadar burada varlar. Kazakistan'dan burada var, Hindistan'dan burada var. Yani bu ülkeler tam 2004 yılından beri Sındırgı'ya geliyorlar. Belki biz bu açıdan da bir kültür elçiliği yapıyoruz. Yani şu ana kadar 2500-3000 tane yabancı konuk Sındırgı'ya gelerek bizim imajımızı, Türklerin imajını bütün dünyaya işte budur, misafirperverlikleri budur diyerek onu tanıtmış oluyoruz. İnşallah bundan sonra Sındırgı'nın adını sıkça daha çok duyacağız. Çünkü kültürel değerleri turizmle işleyebildiğimiz ölçüde Sındırgı'daki insanların görmek isteyebileceği, görmeye arzu edeceği çok şeyler olduğunu inanıyorum. Ondan dolayı da bütün insanlarımızı Sındırgı'ya davet ediyorum.